Öncelikli olarak koçan mısırımız var. Bunu bir güzel fırınlayacağız. Bir köz tadı istiyoruz. Közlemek için fırınımızı 220-240 derece aralığına ayarlıyoruz. Yapmamız gereken şey bunları bir güzel tuzlayıp zeytinyağlamak. Ondan sonra da fırına atmak. Tazesini kullanmanızı çok isterim. Şöyle kabaca bir çeviriyoruz. Piştikten sonra mısırı taneleyeceğiz ve bir kısmını ayıracağız. Geri kalanı da kremamız için ayrı olarak çekeceğiz. Öncelikle soğanla başlıyoruz. Krema haline getireceğimiz için çok ince doğramamıza gerek yok. Sadece kabaca doğramamız yeterli olacaktır. Kremaya bir tatlılık katmak amacıyla biraz da sarı Kaliforniya biberi kullanacağız. Aynı zamanda biraz sarımsak ve sebze suyu kullanacağız. Soğanlar. Biberimizin çekirdeklerini çıkardık. Sadece kabaca böleceğiz dediğim gibi. Bir de sarımsağımız var. Sarımsağı da bıçağın ucu karşı tarafa bakacak şekilde tutarak şu şekilde ezebilirsiniz. Bu da makinede çekeceğimiz için yeterli bir büyüklük anlamına geliyor. Şöyle birkaç parçaya böldüğümüz zaman ön malzemelerimiz hazır. Şimdi bunları bir güzel soteleyeceğiz. Mutfak tabiriyle terleteceğiz. Sadece terleteceğimiz için çok yüksek ateşe ihtiyacımız yok. Sadece içindeki aromaları ve şekeri biraz açığa çıkartmak için yumuşak bir şekilde çevireceğiz. Zeytinyağı ile başlıyoruz. Yağım ısındı. Öncelikle soğanlarla başlıyorum. Biberlerimi ekliyorum. Sarımsaklarımı son anda ekleyeceğim. Çünkü sarımsak aromasının biraz daha baskın olmasını istiyorum. Eğer sarımsak aromasının çok baskın olmasını istemiyorsanız daha önce ekleyip iyice soteleyebilirsiniz. Burada sebze suyumuz var. Sarımsaklarımı da ekliyorum. Benim puzzle'larım narin puzzle'lar ama eğer daha büyük yapraklı puzzle'larınız varsa ortasındaki sapı çıkarmanızı özellikle isterim çünkü çok rahat tüketilmiyor. Onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Puzzle'larımı şu şekilde kıvırdıktan sonra gördüğünüz gibi kabaca doğruyorum. Puzzle'larım hazır. Puzzle'ları balığım pişirdikten sonra son dakikada soteleyeceğim. Ve hızlı bir şekilde sıcak servis yapacağım. Gördüğünüz gibi istediğimiz görüntü tam olarak buydu. Hafif bir közlenmiş görüntü istiyorduk. Şimdi bunları taneleyeceğiz. Ondan sonra mevcut biber, sarımsak ve soğan karışımımızın içine koyacağız. Dediğim gibi bir kısmını ayırmak istiyorum. Bu mısır kremasını balık dışında aynı zamanda tavukta da kullanma şansınız var. Altını açıyoruz, sebze suyumuzu koyuyoruz. Üstünü geçecek kadar koymamız yeterli olacaktır. Tuz birazcık daha ekleyeceğiz. Mısıra tuz koymuştuk ama bir parça daha eklememizde fayda var. Biraz da güzel karabiber çekeceğiz. Kaynama noktasına kadar yüksek ısıda gideceğiz. Kaynama noktasına geldikten sonra kısacağız ve tıkırdatmaya başlayacağız. Takribi olarak bir 10 dakika, 15 dakika bir süre alacaktır. Şimdi balığımızı işlemeye başlayabiliriz. Biraz zeytinyağı ve biraz tuzla balığı yavaşça oda sıcaklığına getirmek istiyorum. Bir de genelde bildiğimiz pişirme tekniğinden farklı bir teknikle pişirmek istiyorum bugün. Derisini kıtırlaştırmak için soğuk tavadan başlayacağız. Deri tarafını tavaya koyacağız ve yavaşça pişireceğiz. Böylece kıtır bir deri ve sulu bir etle karşılaşacağız. Ben iki fileto yapacağım. Ben sarımsağı çok seviyorum. O yüzden yine sarımsak kullanacağım. Ama eğer tercih etmiyorsanız yerine soğan kullanabilirsiniz veya herhangi bir şey kullanmasanız da olabilir. Sarımsağı çok fazla yemek istemiyorum. Sadece aromasını vermek istiyorum. O yüzden kabukluyken demin de söylediğim gibi bıçak ucu karşı tarafa bakacak şekilde şöyle ezmem yeterli oluyor. Bir dakika içerisinde çekmeye hazır hale gelmiş olacak. Bu arada tavam ısınmaya başladı.
Ben yine zeytinyağı ile başlıyorum. Bu tarz sotelemelerde gene itibariyle zeytinyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Sarımsakları eğer kabuğuyla atarsanız sarımsağın yanmasını engelleyeceksiniz ama bir şekilde aromasını da verecek. Tek yapmanız gereken şey pazıyı alırken kabuklarını pazın içine katmamaya çalışmanız, o yeterli olacaktır. Tek mesele suyunu bırakmamasını sağlamak, onun dışında her şey gayet yolunda ilerleyecek. Yine sonlara doğru bir tuz ve karabiber ekleyeceğiz. Evet, bu kadar kısa sürede sote pazımız hazırlandı. Bayağı bir diri bıraktım fark ettiyseniz. Bunun asıl nedeni ben servis yapana kadar o hala biraz kendi ısıyla pişmeye devam edecek. O yüzden de çok fazla öldürmenin anlamı yok. Sarımsakları almıyorum dediğim gibi. Mısır kremasını çekmenin zamanı geldi. Altını kapattım. Evet, ben bunu birazdan süzgeçten geçireceğim. Şu an için hazırız. Tavamızı çok kısıkta açıyoruz. Balıklarımızı yağladık hatırlarsanız. Tekrar bir çeviriyoruz. Bir parça buraya da zeytinyağı koyalım. Kendimizi garantiye alalım. Normalde evde genel yaptığımız hatalardan biri çok ısınmış tavaya balığı koyuyoruz ve ne oluyor? Derisi bir anda büzüşüyor ve kopmaya başlıyor. Ama şimdi ne yapıyoruz? Kısık ateşte başlıyoruz. Ve çok hafif balığa belirli bir süre bastırmamız gerekiyor ki deri tamamen tavayla birebir temas halinde bulunsun ve düz bir hat oluştursun. Aynı zamanda sertleşsin, o şekilde sertleşsin istiyoruz. Bu noktada bir parça daha tuz ekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi balık kendisini yukarı doğru çekmeye ve büzüşmeye başladı. O noktada şu şekilde bastırmamız gerekiyor, yumuşak bir şekilde. Evet, bu kadar bastırmak yeterli olacaktır. Bundan sonra artık balığımız kıvrılmayacak ve güzel bir şekilde pişecek. Şu anda görmeniz gereken şey, yan taraftan güzel bir şekilde beyazlıklar başladı. Yani bu artık orta kısma kadar piştiğini gösteriyor. Bu noktadan itibaren balığımı çevirebilirim. Evet. Genelde balığı çok fazla pişiriyoruz milletçe ama sulu kalması için doğru bir şekilde pişirmemiz gerekiyor. Bu süzgeçlerin çok daha ince versiyonları var. Üste kalanlar mısırın kendi kabukları. Onları göndereceğiz. Altını da şu şekilde temizliyoruz. Mısır sosumuz şu anda hazır. Balıklarımız da bakalım. Balıklarımız da hazır. Tabaklamaya geçebiliriz. Mısır kreması akışkan olduğu için çukur bir tabakta vermenizde fayda var. Sote pazımızı alıyoruz. Çok hafif suyunu almanızda fayda var bu arada. Evet, bu yeterli olacaktır. Mısır tanelerimiz vardı. Mısır tanelerimizi de ekliyoruz. Balıklarımızı ekleyeceğiz. Evet, bir parça da zeytinyağı koyarsak tabağımız hazır. Evet.